Merhaba, ben Kudret Ayyıldır. 4-8 Mart tarihleri arasındaki önemli makroekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerle birlikte Euro-Dolar, Dolar Endeksi, Sterlin Dolar, Dolar Türk Lirası, Ons Altın ve Gram Altın'la alakalı teknik değerlendirmeleri gerçekleştireceğimiz bir video çalışmasındayız. Bu hafta makroekonomik dinamiklerde gerçekten veri akışıyla yoğun bir hafta. Mart ayının zaten önemli bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Ama Mart ayının ilk haftası gerçekten dikkat edilmesi gereken veri akışlarının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Haziran dönemine kadar, yani ilk yarı bitene kadarki süreçteki mevcut ekonomik görüntü ve buna ilişkin fiyatlama davranışlarındaki reaksiyonlar için gerçekten önemli bir haftaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Aşama aşama gitmek istiyorum. Pazartesiden başlayıp Cuma'ya kadarki ekonomik takvim veri akışlarını ve daha sonra da bu ekonomik takvim veri akışlarıyla birlikte mevcut sürecin ayrıntılarına izah edeceğiz. Akabinde de teknik beklentilere geçiyor olacağız. Pazartesi gününe baktığımızda aslında pazartesinin Türkiye günü olduğunu söyleyebiliriz. En azından hafta içerisindeki Merkez Bankası toplantımız öncesinde Türkiye'den gelecek Şubat ayı enflasyon raporu sonuçları gerçekten önemli, takip edilecektir. Burada Şubat ayı verisine ulaşacağız. Aylık bazda baktığımızda %0.40, yıllık bazda baktığımızda %19.90'lık bir piyasa beklentisi var. Enflasyonun bu piyasa beklentisinin altında ya da üzerinde geleceği reaksiyon önemli. Çünkü hatırlarsak YEP'teki enflasyon hedefimiz %15.9 ve Merkez Bankamızda enflasyonda kademeli bir şekilde gerileme olmadığı müddetçe ya da bu süreci devam edene kadar, bu süreç oluşana kadar sıkı para politikasına devam edeceğin vurgusunu gerçekleştirdi. Daha önceki 20-35, yani %20-35'lik bir rakam söz konusuydu. Şu anda piyasa beklentisi %19.9. Bu beklentinin de altında bir rakam gelecek mi? Bu önem arz edecek. Pazartesi günü saat 10'da bu veri sonuçlarına ulaşacağız. Pazartesi günü 12.30'da İngiltere tarafından inşaat satın alma müdürleri endeksi, yani inşaat PMI verisi sonucuna ulaşacağız. 12.30'da piyasa beklentisi 50.3 İngiltere tarafından. Saat 13'te Euro bölgesinden ÜFE rakamına ulaşacağız. Zaten geçtiğimiz haftada TÜFE rakamına ulaşmıştık. ÜFE yıllık olarak baktığımızda %2.9, aylık baktığımızda %0.3'lük bir beklenti var. Ama önemli bir fiyatlama davranışı oluşturabilir mi? Gerek ÜFE, gerekse inşaat PMI İngiltere tarafından bu veriler birazcık daha diğer verilerin gölgesinde kalabilir. Bu sebeple de saat 18'deki Amerika'dan inşaat harcamaları verileri dahil olmak üzere pazartesi gününün en önemli gündem maddesinin Türkiye tarafından Şubat ayı enflasyon tüketici fiyat endeksi sonuçları olacağını söyleyebiliriz. Salı günü baktığımızda sabah 4.45'te Çin tarafından hizmet PMI datasına ulaşacağız. Akabinde saat 6.30'da Avustralya Merkez Bankası faiz açıklaması ve başkan konuşması bu dikkat çekecek. Avustralya Merkez Bankası'nın sonuçları isteyseniz Avustralya doları pariteler için önem arz edecek. Bizim sabaha baktığımızda, yani gün içine baktığımızda 10.30'da Türkiye İsviçre'den TÜFE verisi sonucunu oluşacağız. Eğer İsviçre frangı ile alakalı bir paritede işlem yapıyorsanız en azından İsviçre tarafından gelecek TÜFE verisine bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra öğlen saat 11.50'de Fransa ve Almanya'dan hizmet satın alma yöneticileri endeksi, yani hizmet PMI rakamları önemli. PMI'de hatırlarsak inşaat, hizmet ve imalat PMI üzerinde, 3 kategori üzerinde durmuştuk. İmalat PMI verisinin çok daha önem arz ettiğini vurgulamıştık. Bu sebeple de hizmet ya da inşaat PMI'lar imalat PMI gölgesinde kalabiliyor. Bu sebeple de Euro bölgesinden, İngiltere'den, Amerika'dan hizmet tarafına gelecek PMI verileri birazcık daha etkisiz kalabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. 11.50'de Fransa ve Almanya'dan gelecek demiştik. Fransa hizmet PMI 49.8'de, Almanya hizmet PMI
55.1'de. Buradan da anlaşıldığı üzere Fransa tarafında 50 referans seviyesinin altında. Bunun yanı sıra 12'de İtalya tarafından büyüme oranı, 4. çeyrek büyüme oranı rakamlarına ulaşacağız. Bu İtalya'nın en azından Avrupa dinamikleri içerisindeki önemli ekonomilerinden birisi olduğu için büyüme tarafında Avrupa'daki riskler devam ediyor mu? Bunu takip edebiliriz. Burada 4. çeyrekteki beklentiye baktığımızda %0.1 olduğunu söyleyebiliriz. Saat 12'de yine Euro bölgesi hizmet PMI verisi ve İngiltere tarafından hizmet PMI verileri söz konusu. Yine imalat PMI'nin gerisinde kalan bir PMI datası. Fiyatlama reaksiyonlarında birazcık daha sakinlik olabilir. Buna şaşırmamak lazım. Saat 13'te Euro bölgesinden perakende satışları söz konusu. Bu da aylık baktığımızda %1, yıllık baktığımızda %1.8. Akşam saatlerinde 17.45'te Amerika'dan ve 18'de hizmet PMI ve ISM imalat dışı PMI datası. Hatta Amerika'dan yeni konut satışları verisi burada dikkat çekiyor. Hani gün içerisindeki veri akışına baktığımız zaman PMI dataları birazcık daha hizmete yönelik olduğu için verilerini etkilerini birazcık daha sakin olabileceğini söyleyebiliriz. Hani burada Almanya sonrasında İtalya ülkesine de dikkat ederek İtalya'nın büyüme rakamına orada odaklanabiliriz. Bunun yanı sıra 18'de Amerika'dan gelecek yeni konut satışları ISM imalat dışı PMI verisi önemli olabilir. Hafta ortasına geçiyoruz. Çarşamba günü. Burada veri akışına baktığımızda tabii ki çarşambanın bizim tarafımızda en önemli gelişmesi hiç şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği faiz toplantısı. En baştan bunu uygulayalım. Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği beklenmiyor. En azından şu anki süreçte beklenmiyor. %24 bir hafta vadeli repo faiz oranı, yani politika faiz oranımız bu. Bir değişiklik beklenmiyor. Bunun yanı sıra sabah saatinde saat 4.30'da Boş Yönetim Kurulu üyesi Harada'nın konuşması var. Yine Asya seansı sırasında Avustralya Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması ve Avustralya'dan da büyüme rakamı var. Yani eğer Avustralya doları dolar paritesinde işlem yapıyorsanız salı Asya seansında ve çarşamba Asya seansında bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra çarşamba gününün saat 2'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı olduğunu, önemli olduğunu vurgulamıştık. Devam edelim. 16.15'te Amerika'dan gelecek bir veri var. Takibimizde olacak. ADP tarım dışı istihdam değişikliği. Bu cuma günkü tarım dışı istihdamın öncü göstergelerinden birisi olarak yorumlanabiliyor. Bu sebeple de ADP rakamına bakacağız. 16.30'da hem Amerika'dan hem Kanada'dan ticaret dengesi verisi var. Kanada'dan aynı zamanda da faiz oranı açıklaması var saat 18'de. Veri akışlarımızda da 18.30'da ham petrol stokları, petrol fiyatlarıyla alakalı fiyatlama reaksiyonları açısından takip edilmeli. Ve saat 8'de yani akşam 20'de FOMC üyesi Williams'ın konuşması var. Yani buradan bakacağımız üzere çarşamba günü odaklanacağımız veri akışının TCMB olduğunu ve ADP tarım dışı istihdam değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. Perşembeye baktığımızda Avustralya'dan 3.5'te ticaret dengesi ve perakende satışlar verisi var. Yani salı, çarşamba, perşembe Avustralya doları dolar paritesi Asya seansında dikkatli takip edilmeli. Gün içerisine baktığımızda 11.30'da İngiltere'den Halifax konut fiyat endeksi var. Veri akışları, yani veriler içerisinde en etkisiz diyebileceğimiz verilerden birisi. Bunun yanı sıra saat 13'te yani öğlen 1'de Euro bölgesinden 4. çeyrek büyüme rakamına ulaşacağız. Çeyreklik bazda baktığımızda %0.2, yıllık bazda baktığımızda %1.2. İtalya'dan sonra Euro bölgesindeki büyüme tarafındaki değişimler önemli. Bu yıl gerçekten büyüme tarafında ülkelerin sürekli rakamlarını revize ettiğini görüyoruz. Negatif tarafta bir revize söz konusu. Büyümedeki zaten daralmayı PMI, özellikle imalat PMI datalarında da görebiliyoruz. Bu sebeple de büyümeye ilişkin dinamikler ister istemez yakinen takip edilmeli. Ama Perşembe günü Avrupa'nın büyümesinden ziyade Avrupa Merkez Bankası toplantısına bakmak gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin piyasaya vereceği mesajlar önemli. Bu sene Draghi artık koltuğunu devredecek. 31 Ekim tarihinde görevi dolacak.
Bunun öncesinde özellikle Euro bölgesi Merkez Bankası'nın bir faiz artışı düşüncesi daha öncelerden vardı ama artık şu anki süreçte böyle bir durum söz konusu değil. TL-TRO'lar konuşulmaya başladı. Piyasaya likitte verme hususları gündemde. Bu sebeple de Mario Draghi'nin piyasalara vereceği reaksiyonları bu açıdan bakmakta fayda var. Bu sebeple de Perşembe gününün önemli dinamiği Avrupa Merkez Bankası olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü de zaten yine veri akışlarının olduğu, Japonya'dan büyümenin, Çin'den ihracat ve ithalat, aynı zamanda ticaret dengesi hususları, Almanya'dan fabrika satışları, Amerika'dan konut başlangıçları, Kanada'dan işsizlik oranı, istihdam değişikliği gibi rakamlar söz konusu olsa da Cuma'nın önemli gündem maddesi tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranıdır. Yani haftanın genel değerlendirmesine baktığımızda aslında her güne hemen hemen bir yoğun veri akışının olduğunu söyleyebiliriz. Pazartesi günü Türkiye tarafından TÜFE, Salı günü bu veri akışı içerisinde İtalya'nın büyümesi ve Amerika'dan ISM imalat dışı PMI datasına bakabiliriz. Çarşamba günü baktığımızda Türkiye'den gelecek yani TCMB faiz kararına dikkat çekiyoruz. Perşembe Avrupa Merkez Bankası'na dikkat çekiyoruz. Cuma günü de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar datalarını takip ediyor olacağız. Önemli haberleri bu şekilde izah edebiliriz. Şimdi gelelim bu haberlerin birazcık daha ayrıntılarına. Pazartesi günü ne demiştik? Türkiye tarafından TÜFE gelecek demiştik. Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Merkez Bankamız enflasyonda kalıcı bir şekilde gerileme görmediği müddetçe sıkı para politikası kuralına, sıkı para politikası kanununa devam edeceğini sürekli olarak vurguluyor. Bu sebeple de pazartesi günkü toplantıda faiz enflasyonda yukarı ya da aşağı yönlü birer fiyatlama olursa yani beklentinin altında iyi bir senaryo ya da beklentinin üzerinde kötü bir senaryo burada direkt işte çarşamba günü merkez faizi indirecek ya da faiz değiştirmeyecek gibi bir spekülasyona girmemek gerekiyor. Merkez Bankası niyetini çok net bir şekilde söylüyor. Yani pazartesi günü enflasyon %19.90 beklenirken mesela %19 geldi diye çarşamba günü Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklenmemeli. Tabii piyasa fiyatlamasıyla Merkez Bankası kararı arasında bir farklılık olduğunu biz FED'e ilişkin söylüyoruz. Yani tarım dışı istihdam ya da ortalama saatlik kazançlar kötü geldi diye FED zamanında faiz artışından vazgeçmiş miydi? Hayır. Ama o an FED fiyatlaması ya da FED spekülasyonları oluşmuştu. Bu sebeple de pazartesi günü her ne kadar bu tarz bir fiyatlama ya da spekülasyon beklenmese de yine tabii ki dikkat etmekte fayda var. Ama yine söylüyorum. Pazartesi günkü TÜFE rakamı sonrasında TCMB'ye ilişkin bir fiyatlama reaksiyonuna girmek doğru olmayacaktır. Burada enflasyondaki gerileme, o 25'lerden başlayan geri çekilmeler devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu görmek açısından da önemli. Buna dikkat etmekte fayda var. Tabii burada enflasyonun %19.9 altında kalıp kalmayacağına da ayrıca bakmakta fayda var. Geçtiğimiz ayda hatırlarsak neredeyse beklentiye çok yakındı. %20'nin üzerindeydi. Çok da yakındı. Çok ekstra bir değişiklik olmadıydı. Burada meyve sebze fiyatlarındaki işte tanzimle birlikte gerçekleşen geri çekilmeler gündemde. Hatta bunun da ister istemez mevcut süpermarketlere de yansıdığını biliyoruz. Bu sebeple de burada bir geri çekilme ister istemez dikkat çekiyor. Tabii burada ama enerji tarafındaki maliyetler de göz ardı edilmemeli. Yani bir yandan kazanılabiliyor ama diğer yandan da kaybedilebiliyor. Bu husus birazcık daha dikkatli takip edilmesinde fayda var. Hemen buradan Türkiye tarafından geçmişken Merkez Bankası sürecine de geçelim. Bir hafta vadeli repo faiz oranı %24 demiştik. %24'lük faiz oranında bir değişim söz konusu değil. Merkez Bankası'ndan faiz indirimiyle ilişkin beklentiler genellikle yılın ikinci döneminde yani Haziran'dan sonraki dönemde beklenti içerisinde. Bununla ilgili bir değişim olacak mı olmayacak mı? Yeni süreçte tabii ki dataları da takip edeceğiz. İşte PMI'yi takip edeceğiz, istihdam değişimlerini takip edeceğiz, enflasyon dinamiklerini takip edeceğiz. Buna göre Merkez Bankası'nın
bundan sonraki süreçte piyasalara vereceği mesajlar, bunu yorumlayacağız. Acaba daha önce ya da daha sonra bir görüntü oluşacak mı, oluşmayacak mı, bunları tartışıyor olacağız. Bu sebeple de bu toplantıda merkezin bunu pas geçme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye tarafında buyken Amerika tarafında özellikle tarım dışı istihdam datasına bakacağız. Cuma günü tarım dışı istihdamın 185 bin beklendiğini görüyoruz. Ortalama saatlik kazançların %0.3, işsizlik oranının da %3.9 olduğunu görebilmekteyiz. Ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranına baktığımızda önceki veriye kıyasla pozitif. Ama tarım dışı istihdam zaten 4.000 gelmişti yanlış hatırlamıyorsam, hemen buradan kontrol etmek istiyorum. Evet, 304.000 gelmişti. 185.000 bekleniyor. Bu yüzden de öncekine kıyasla bir negatif görüntü var. Ama tarım dışı istihdam, yani istihdam tarafında Amerika'nın bir problemi yok. Hatta işsizlik oranı tarafına kötü rakam gelmesine karşın iş gücüne katılım oranının artmış olmasından dolayı aslında kötü gelen işsizlik oranı iyi bir sonuca da tekabül etti. Neden? Çünkü iş gücüne katılım oranı arttığı için, yani ülkedeki ekonomik aktivite iyi gidiyor. Bu yüzden de işsizler ülke ekonomisine güveniyor. İş aramaya yeniden başlıyor. Bu aslında olumlu bir gelişme. Tek problem enflasyon. Çünkü son dönemde enflasyon oranında da zaten geri çekilmeleri gördük. Yanlış hatırlamıyorsam %1.2 idi Amerika'nın enflasyonu. Ve %2 hedefinden de uzaklaşıyor. Bu da Fed'in aslında birazcık daha güvercin tonunun devam edebilmesine, güvercin görüntüsünü sürdürebilmesine imkan tanıyor. Burada ücretlerdeki artış gerçekten önemli. Özellikle Mart dediğimiz, Haziran dediğimiz, Eylül dediğimiz, Aralık dediğimiz ekonomik projeksiyonları görebileceğimiz zamanlardaki tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri, özellikle bu süreçte ortalama saatlik kazançlar enflasyonun öncü göstergelerinden birisi olması sebebiyle yakinen takip edilmeli. Ama lütfen tıpkı Türkiye enflasyonu ve şu anki TCMB hususu gibi, bu cuma günü ortalama saatlik kazançlar çok kötü geldi ya da çok iyi geldi, FED aksiyonunu değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Buna bu şekilde yorumlamamak gerekiyor. FED sadece bir tek dataya bakarak faiz konusunda bir değişikliğe gitmeyecektir. Burada da genel bir veri setini değerlendirip buna göre bir akış oluşturacaktır. Buna dikkat etmekte fayda var. Haftanın diğer önemli gelişmesi, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin piyasalara vereceği mesajlar. Özellikle tabii ki biraz önce de vurguladık, arada birazcık vurgulamış olduk. Daha önce, yani Aralık dönemlerinde biz Avrupa Merkez Bankası'nın yılın ikinci döneminde bir faiz artışı gerçekleştirebileceği üzerinde duruyorduk. Ama son süreçte işte büyüme tarafındaki daralmalar olsun, Brexit riski olsun, Avrupa'nın işte bazı ülkelerinde politik riskler, ekonomik riskler, bugün Almanya'nın mesela Avrupa'nın lokomotifi ülkenin PMI'da, imalatta 50 referans noktasının altında seyrettiğini göreceğiz. Hatta geçen haftada PMI datalarının gerçekten yine kötü bir sonuç oluşturduğunu gördük. Hatta Türkiye'de daralmada biraz daha yavaşlama söz konusuydu. 50 referans noktası içerisinde, 50 referansın altında kalan PMI verileri içerisine baktığımızda Türkiye tarafında olumluydu. Aslında yine 50'nin altında ama daralmanın hızının yavaşladığını gördük. Bu sevindiriciydi ama Almanya için geçerli değil. Bu sebeple de Avrupa tarafındaki riskler bu kadar fazlayken Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışını beklemek şu an için doğru değil. Ama Draghi piyasalara ilişkin nasıl bir mesaj verecek? Bu toplantı içerisinde takip edilmesi gereken bir süreçtir diyebiliriz. Özellikle pazartesi TÜFE, çarşamba TCMB, perşembe ECB, cuma tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar. Bu sebeple de dolar Türk lirası, euro dolar, ons altın bu haftanın en önemli dinamikleri olabilir. Bu sebeple de bu varlıklara birazcık daha dikkat etmekte fayda var. Peki bu varlıklarla alakalı değerlendirmeler nelerdir? Daha doğrusu euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, ons altın, gram altın, bu varlıklarla alakalı teknik değerlendirmeler yapacağız. Önce euro dolardan başlamak istiyorum. Euro dolar paritesinde haftalık beklentileri paylaşırken üzerinde ısrarla durduğumuz seviyeler 144 ve 233 günlük üstel hareketli ortalamalar. Bu seviyeler şu anda
1.14.70 1.15.40 bölgesinden geçiyor. Yani Euro dolar paritesi bu bölgenin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü hareketlerine devam edebilme potansiyeline sahip. Yani paritede yukarı yönlü hareketler kısmen devam ediyor olsa da trend negatif. Bu da bizim yukarı yönlü hareketleri bir trend fırsatı olmasına imkan tanıyor. Burada dolar endeksi fiyatlama davranışlarına bakmak lazım. 94, 58, 95, 20 üzerinde zaten ana trend pozitif. Bu sebeple de Euro dolarda da ana trend negatif. Ama son süreçte paritenin 1.14'lere bir yakınsama, işte 1.14-1.13 arasında bir sıkışma eğilim var. Bu da klasik dolar endeksindeki fiyatlama reaksiyonlarına çok keskin bir görüntünün olmamasından kaynaklı. Bu sebeple de Mart ayında Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, işte tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar, büyüme tarafında gerek Euro tarafında gerek Amerika tarafında, enflasyon tarafındaki sonuçlar, işte FOMC'lerin açıklamaları ister istemez Euro dolar paritesinde daha etkin bir görüntü oluşturabilmesinin açısından önemli. Hatta bu ay Haziran'a kadarki dönemde neler olabileceğinin de bir öncü göstergesi olabilir. Bu sebeple de Mart ayına biraz daha dikkat etmekte fayda var. Euro dolar paritesi bahsetmiş olduğumuz ortalamalar yani 1.14.70-1.15.40 bölgesi altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü hareketlerini 2018 Kasım'daki dip bölge 1.12.15'lere taşımak isteyebilir. Peki Euro dolar 1.10'lara kadar bir geri çekim oluşturabilir mi? Ne zaman 1.12.15'i aşağı yönlü kalıcı bir hareket izlenir? O zaman satıcılı seyir hızlanabilir. Aksi takdirde 1.12-1.15 arasında biraz daha sıkışma eğilimi izleyebiliriz. Bu sebeple de haftalık genel değerlendirmede yukarı yönlü çıkışların bir trend fırsatı olduğunu, hala trendin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda sterlin dolar son dönemde önemli bir toparlanma gerçekleşti. Aslında bu toparlanma bizim açımızdan sürpriz mi? Hayır değil. Neden? Çünkü biz sterlin dolar paritesi alakalı analizlerimizi paylaşırken ya da bu şekilde video paylaşımını oluştururken 1.27.25'in dönüşünden gerçekleşen ki pozitiflikten bahsetmiştik. Hatta bu pozitifliğin teyit kazanabilmesi için 1.30.29-1.31 bölgesinin geçilmesi gerektiğini paylaşmıştık. Nitekim sterlin dolar paritesi bu bölgeyi aşarak yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı. Yani pozitif beklentimiz teyit kazandı, yukarı yönlü hareketlerini hızlandırmış oldu. Yeni dönemde bu çıkışlar devam edebilir mi? Evet, 1.30.29-1.31 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe sterlin dolar paritesinin yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme potansiyeli var. Burada kaba taslak 1.34.45-1.35.67'lere kadar sterlin dolar paritesine bir alanın olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada sterlinin durumu gerçekten çok önemli. Brexit gündemini konuşuyoruz. İşte anlaşmalı Brexit mi, anlaşmasız Brexit mi, Brexit ertelenebilir mi? Bunları konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Özellikle son süreçte sterlinin Brexit temasıyla birlikte değer kazandığını görebiliyoruz. Bu sebeple de yeni dönemde eğer sterlin dolar paritesinde daha istekli bir pozitif potansiyel varsa olursa 1.40'lara kadar konuşabilme olasılığı da gündemde yer alabilir. Ama genel görüş hala sterlin dolar paritesi uzun vadeli olarak 1.40 altında negatif. Peki 1.40'a çıkar mı? Kısa vadeli olarak baktığımızda 1.30.29-1.31 bölgesi üzerinde 1.35.67'lere kadar alan var diyoruz. Zaten 1.35 üzerinde kalıcı hareketler 1.40'ı da gündemde taşıyacaktır. Bu arada hazır uzun vade demişken bir hatırlatma yapmak istiyorum buradan. Cuma günü kurumumuz nezdinde bir tane video çalışması gerçekleştirdim ben. Euro dolar paritesinde, sterlin dolar paritesinde, dolar Türk lirasında, ons altında, gram altında. Yılbaşında yıllık beklentimiz neydi? Şu andan baktığımızda yani 2 ay bitti. Şu anda baktığımızda bu beklentilerimizde bir değişiklik var mı? Varsa seviye bazlı mı? Yoksa gerçekten yükseliş bekliyorduk da düşüş mü oldu? Yani böyle bir alternatif senaryo oldu mu? Tabii olmadı ama seviyelerde bazı revizeler oldu. Özellikle pivot bölge olarak dikkate aldığımız seviyelerde. Bu sebeple de Cuma günü yayınladığımız o video çalışmasını izlerseniz en azından bu varlıklarla alakalı yıllık beklentiler nedir sorusunun cevabını ulaşabilirsiniz diyebiliriz. Gelelim dolar Türk lirasına. Malum son
hafta yani geride bıraktığımız hafta dolar Türk lirasında önemli hareketler gördük. Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybı oluşturduğu bir süreçte dolar Türk lirasında çok önemli yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi. Ama zaten bu konuyla alakalı bizler sizlere bu video çalışması olsun, uzman görüşler olsun paylaşımlarını yapmıştık. Hatta 5.55 sesleri yükseliyor dolar Türk lirasına demiştik. Teyit için de 5.33'ün geçilmesi gerektiği hususuna dile getirmiştik ki zaten çok net bir şekilde yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanmış oldu. Yani yeni dönemde 5.33'lerin üzerinde, 5.30'ların üzerinde bir 5.50-5.55 gibi rakamlara ulaşabilme potansiyeli güçlenmiş oldu. Burada takip ettiğimiz ana bölge 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalama. Bunu psikolojik 5.20'den hatırlarsınız. Şu anda bu bölgemiz 5.21.50'lerden geçiyor. Bu sebeple de dolar Türk lirasına bir geri çekilme olursa bu tekrar bir trend fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. İster istemez ve yukarı yönlü hareketlerde 5.38-5.47 ama ana hedef bölgemiz 5.55 olacağını söyleyebiliriz. Tabi dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü hareketlerin içerisinde şu anda özellikle Türk lirasının değer kaybına dikkat çekiyoruz. Klasik dolar endeksi şu an için sakin bir süreçte devam ediyor. Eğer klasik dolar endeksinde de Mart ayında yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanırsa buna dolar Türk lirası kayıtsız kalamaz. Türk lirası daha fazla güçlenmesi lazım ki dolar Türk lirası yükselmesin. Ama baktığımız zaman fiyatlama reaksiyonlarında dolar Türk lirasında daha yukarı yönlü hareketlerin oluşabileceği beklentisi güçlendi. 5.55'lere kadar bir çıkış oluşma potansiyeli de bu açıdan ön plandadır diyebiliriz. Gelelim altın fiyatlarına. Önce gram altından başlayalım. Ons altını en sona bırakmak istiyorum. Gram altın tarafında benim takip ettiğim teknik göstergelerde 224 lira seviyesine dikkat çekiyoruz. 224 liranın üzerinde kalan gram altın yukarı yönlü reaksiyonlarına devam etmek isteyebilir. Çünkü dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü hareketler etkisini sürdürme potansiyelinin olduğu için. Tabi ons altın bu durumu biraz bozuyor. Çünkü son süreçte önemli bir kayıp gerçekleştirdi. Gram altında ister istemez bundan etkilenebiliyor. Bu sebeple de ons altın düşerken dolar Türk lirasının yukarı yönlü reaksiyonları devam edecek olursa gram altın 224'ün üzerinde tutunabilir. Aksi takdirde gram altında da tekrar bir satış baskısı oluşabilir. 224'ün üzerinde kalması durumunda 233.61 bu yılın zirve noktasına kadar bir çıkış oluşturabilme potansiyeli var. 233.61'in öncesinde de 230 seviyeleri bu aşamada hedeflenebilecek olası seviyeler. Son olarak da ons altına değinecek olursak, ons altına gram altının yerini değiştirdim. Çünkü ons altın gerçekten son süreçteki fiyatlama davranışıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tabii benim sizlere yapmış olduğum açıklamalar, video paylaşımları, uzman görüşleri aslında bu hareketler birazcık daha sürpriz olmaması gerekiyor. Çünkü gerek Aralık ayı istatistiklerinde yukarı yönlü reaksiyonların devam edeceğini vurgulamıştık. Gerekse 2019 yılı içerisindeki beklentimizde önce yukarı yönlü daha sonra aşağı yönlü olduğunu, 1357 dolar seviyesinin bizim için kritik olduğunu, 1400 ve 1500 rakamlarına inat, hala düşüncemizi koruduğumuzu, çünkü 2013 ilk çeyreğine itibaren ons altın ayı piyasasına girmesi sonrasında biz mevcut trend görüntüsünün desteklendiğini negatif olarak vurgulamıştık. İlaveten daha önceki süreçte yanlış hatırlamıyorsam 19 Şubat'ta bir uzman görüşü paylaşımı yapmıştık. Altın fiyatındaki son yukarı yönlü hareketlerin ETF talebinde bir farklılık arz ettiğini vurgulamıştık. Çünkü fiyat yukarı giderken ETF'lerde bir aşağı yönlü hareket vardı. Bunun da spekülatif olduğunu söylemiştik. Talep destekli olmadığını vurgulamıştık. Nitekim tam da beklentimiz doğrultusunda 1350'nin hemen altına 1346'lardan bir dönüş kaydetti. Burada uzun vadeli satıcılar kısa ve orta vadeli alıcıları ikna eder mi sorusunun cevabını aradığımız bir ortamda 144 periyotluk üstel hareketli ortalamaya dikkat çekmiştik. Nitekim bu ortalamanın da altına sarktı ve aşağı yönlü hareketlere devam eden bir süreç izledi. Bu sebeple de ons altın dinamiklerinde yeni dönemde aşağı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli var.
1315 ve 1326 Eylül rakamları altında kaldığı müddetçe bu düşüşlerin devam edebilme potansiyeli var. 1286, 1276 ve 1264 ana desteklere doğru bir geri çekilme potansiyeli var. Bu hafta ve bu ay özellikle yaşanılacak fiyatlama davranışı yeni döneme ilişkin mevcut fiyatlama reaksiyonlarını da gündeme taşıyacak. Öncü bir gösterge olarak karşımıza çıkma potansiyeli var. Bu sebeple de ons altın yeni dönemde daha fazla dikkat çekiyor. Yani 1346'lardan 1292'ye kadar hareket evet oldu. Bunu yakalayan var, yakalayamayan var. Ama bundan sonra ne yapabiliriz sorusunun cevabında yukarı yönlü olası çıkışlar bir trend fırsatı, trend de negatif. Bu sebeple aşağı yönlü hareketler devam edebilme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede haftanın önemli makroekonomik dinamikleri ve bununla birlikte dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, gram altın ve ons altınla alakalı teknik beklentileri bu şekilde izah edebiliriz. Yine video içerisinde hatırlatmıştım. Cuma günü kurumsal olarak bir video çalışması gerçekleştirmiştim. Bu video çalışmasına 2019 yılına ilişkin bu varlıklarla alakalı beklentilerde bir değişiklik var mı? Bu yıl ne bekliyoruz? Seviyeler neydi? Bunların hepsini içeren bir video çalışması yaptık. 2019 yılı başındaki raporumuzu incelediyseniz bu pekişmeli bir video çalışması olacak. 2019 yılı başındaki raporumuzu inceleyemeyenler de zaten mevcut beklentileri paylaşacağımız için de en azından benim 2019 yılına ilişkin beklentim neymiş bunu da öğrenmiş olacaksınız. Genel çerçevede benim aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Herkese başarılı bir trade haftası dilerim.